Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün biraz farklı bir konuyla sizin karşınızdayız. Kanalımıza yeni bir oynatma listesi ekliyoruz. Bunu biz aslında yeni evimize taşındığımızda başlamak istiyorduk. Fakat ihtiyaçtan doğan bir nedenle. Taşınma süreci biraz gecikince biz bunu daha fazla ötelemek istemedik. Artık kendimize de bu kötülüğü yapmak istemedik. Ve yeni oynatma listemiz Kilolardan Kaçış, Ağır Yaşamlar. İlk bölüm karşınızda. İş hayatımızla alakalı yaptığımız değişiklikler, bebek sahibi oldum ben. En azından kendi adıma onu söyleyebilirim. Doğumla alakalı, yani doğumla beraber gelen kilolar. Pandemiyle beraber tamamen sıkışık alanlara kapanmış olmamızdan da kaynaklı. Biraz fazla kilo aldık açıkçası. Köpeğimiz var yürüyüşe çıkmamıza rağmen. Aslında şöyle bir şey var. Yani kendim için söyleyebilirim ben de. Çok aktif bir spor yaşantısından çok durağan bir hayata geçtik. Niye durağan bir hayata geçtik? Çocuğumuz oldu, evlendik, işlerimiz vesaire. İş hayatımız daha farklı önceliklerimiz ve en son pandemiyle birlikte eve kapanışımızla kilolarımız ultimate noktaya doğru ulaştı. Bizim şu şekilde bir şansımız var. Ben hem beslenme üstüne hem spor üstüne aslında uzun süre eğitmenlik yaptım. Şu an pek belli olmasa da. Bu yüzden bu konuda biraz bilgim var, fikrim var. Nasıl hızlı kilo verebiliriz, nasıl bir yol izlememiz gerekiyor. Bizimki şey gibi oldu biraz, terzi kendi söküğünü dikemez gibi oldu. Yani ikimiz de bıraktık. Çok ciddi idmanlar yapıyordum. Yani bisiklet sürüyordum, çıktığım zaman 150 kilometre, 200 kilometre bisiklet turlarım oluyordu. İşte geriye kettlebell sallıyordum, işte Türkiye şampiyonluklarım var, antrenörlüğüm var. Engelli çocuklara spor yaptırıyordum. Çok aktif bir spor hayatından dediğimiz gibi ne yazık ki durağan bir hayata geçiş sonucu 82 kilodan 110 kiloya bir zıplama oldu. Evet. Şu an 110 kiloyum. Söylemesem olur mu? Ha, söylemek istiyorum. Benim şu an kilom 77. Yani çok fazla kilo aldık. Yani ben... 20 kilo fazlam var. Ben tanıdığım zaman kaç kiloydun? 57. 57 işte. Bir yarım eklenmiş üstüne. Bir yarısı kadar. Ama benim çocuğum oldu o yüzden. Burada birlikte uygulayacağımız antrenman tekniklerini ve beslenme şekillerini, hayatımızı nasıl değiştirdiğimizi, nasıl düzene soktuğumuzu size anlatacağız. Siz de bizimle birlikte bunları takip ederek fazla kilolarınız varsa verebilirsiniz. Evet, yani aslında hem beyler açısından hem de benim gibi doğum sonrası kilolarından şikayet eden ya da pandemi döneminde zaten birçoğumuz kilo aldık. Süreci beraber yaşayabiliriz. Haftada bir video yüklemeyi düşünüyoruz. İlerleyen zamanlarda bazı antrenmanlar ve daha farklı beslenme şekilleri de olacak. Siz de bunları kendiniz uygulayarak haftada 1, 2, 3 artık veyahut da size ödevler verebiliriz buradan. Bunu bu kadar yapın, şunu şu kadar yapın diye. Uygulayarak bizimle birlikte bu kilo verme yolculuğuna çıkabilirsiniz. Sizin de fazla kilolarınız varsa siz de bunu bizimle birlikte verebilirsiniz. En azından önümüzdeki yaza hazır olabilirsiniz. Yani şimdilik İstanbul'dan kaçamadık ama bakalım kilolardan daha erken kaçabilecek miyiz? Yani ben motivasyonu çabuk kırılan biriyim. Şimdi bir yola girdim, bu süreci de paylaşıyor olacağız. Bakalım ne kadar istikrar sağlayacağız. Aslında burada bir iddia mı koysak acaba? Hayır, burada aslında şimdi size bunu yayınladığımız andan itibaren bu bizim için bir zorunluluk olacak. Evet. Çünkü her hafta video çekip bir şekilde hem kendi ilerleyişimizi hem de antrenman teknikleri, beslenme programlarını yayınlamak zorundayız. Belki bize bir
Dürtükleme, dürtükleme olur. Yani çünkü pazartesi başlayıp salı diyet bırakanlar grubuna biz de dahil olduk. Evet, bayağı zamandan sonra deniyoruz ama bu video birazcık da bizim için de bir zorunluluk olsun. Hem de gerçekten Deniz'in bu konuda bir tecrübesi ve bilgi birikimi var. Bunu da aktarmış olalım istedik. Ayrı bir oynatma listesi olacak bu da. İlk adımı attık ve başlıyoruz. Bu hafta ne yapıyoruz? Biraz size bundan bahsetmemiz lazım aslında. Sizin de yapabilmeniz, takip edebilmeniz adına. İlk başta beslenme programımıza bir şok ekledik. Açlık. Açlık yapıyoruz ve günde bir öğün besleniyoruz. Sadece 5 ile 6 arasında protein almamız gereken ölçüde alıyoruz. Kinoa gibi kaliteli karbonhidratlar alıyoruz. Vücudumuzu geri kalan kısmında aç bırakıyoruz. Başladık yani. Başladık. Bu bir şok. Bunu niye yapıyoruz? Bunu aslında biraz midemizi ufaltmak için yapıyoruz. Çünkü yemek yemeye çok alıştık. Çok uzun süredir karnımız guruldamıyor. Yani karnımızın guruldamasını unutmuştuk. Bugün bol miktarda gurulduyor gır 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 gır. Yani sabahtan beri saat şu anda 3.30 aslında. Bizim 1.5 saatimiz daha var yemek yemek için. İlk gün birazcık zor geçiyor. Bu oruç evet, gibi aslında. Oruç gibi. Tek fark su içebiliyoruz. Evet, bol miktarda su içmeyi unutmayın. Evet. Bu arada. Evet ve şunu yapıyoruz biz. Mesela atıyorum 5 gibi yemek yiyoruz. 6 gibi de mutlaka bir kavun olabilir, bir karpuz olabilir. İşte yanında bir avuç ceviz, badem, fındık. Ya da işte kuru üzüm falan da çok işte az. Kuru üzüm ama bir avuç yani. Hepsi toplam. Totalde bir avuç olacak gibi. Bunlardan kendimize bir tabak hazırlayıp onu yiyoruz. Ve ertesi gün 5'e kadar tekrar yemek yemiyoruz. Bunun haricinde hepinizin artık ya akıllı saati, ya akıllı telefonu var. Ve sizin günlük aslında aktivitelerinizi bu kaydediyor. Kayıtlara bakın. Mesela sallıyorum. Ben ortalama günde 8-8,5 kilometre yürüyormuşum. Eşim de 2 kilometre yürüyor muydun? 1,5-2 kilometre de Filiz yürüyordu. Daha çok evden evde olduğu için. Için ben daha çok gene dışarı çıkıyorum, kargolara vesairelere gidiyorum. Atıyorum ben 8 kilometre yürüyorsam bunu 15-16 kilometreye çıkartmayı hedefliyorum bu hafta. Yani hareket sayımı 2 katına çıkartıyorum. İşte 5. katta oturuyoruz. En üst kattayız oturduğumuz yerde. Asansörü kullanmamaya başladık. Asansörsüz olarak evimize girip çıkıyoruz. Yani dışarı çıkacaksak merdivenlerden inip çıkıyoruz. Yani köpeği yürütme işini paylaşacağız ki ben de bu 2 kilometreden biraz daha yukarıya çıkabileyim diye. İkinci ödeviniz bu beslenmenin üstüne. Günlük hareket limitinizi 2 katına çıkartın. Yani işe giderken atıyorum metroda yürüyen merdiven yerine en azından merdivenlerden bir tanesini yürüyerek çıkın. Ve hani günlük enerji harcamanızı arttırın. Ya hepimizin aslında hareket anlamında bildiği şeyler ama en önemlisi bence karar vermek. Karar verdikten sonra gerisi gelecek. Bu arada orada dipnot şunu eklemek isterim. Bizim sağlık açısından hiçbir problemimiz yok. Evet. İkimiz de sağlıklıyız. Bu yüzden herhangi bir rahatsızlığınız, hastalığınız varsa bizim dediklerimizi hiçbir şekilde denemeyin. Siz de 24 saatlik açlık yapayım deyip ne bileyim 12'de bayılmayın. Burada kendinizi en iyi tanıyan sizsiniz ve limitlerinizi çok zorlamadan bir şeyler yapmaya çalışın. Çünkü herkes aynı değil. Herkesin vücudu farklı. Herkesin farklı rahatsızlıkları olabilir. Biz burada gene üstüne basa basa söylüyorum, iki sağlıklı birey olarak bunları yapıyoruz evet, yani ve hiçbir rahatsızlığımız yok. Bu haftayı bu şok açlık yani aralıklı oruçla aslında geçireceğiz. Aralıklı orucun işte bir haftalık bir süreci ve olacak bu. Aktivitemizi arttırmak. Aktiviteyi biraz arttırmaya çalışacağız ama önümüzdeki haftaya itibariyle aslında birazcık daha belki yani benim istediğim kendi vücut ağırlığımla biraz antrenman yapabilmek. Deniz o konuda bana biraz koçluk yapacak. Yani bakalım. Hem kadın hem erkek için evet, çok basit bir antrenman modumuz olacak. Büyük hı-hı, ihtimal işte 10 dakikalık veyahut da 15 dakikalık. Önümüzdeki haftada bunu sizinle paylaşacağız. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım etkili olmuştur. Bakalım kilolarımızdan kaçabilecek miyiz? Takipte kalın. Bize önerileriniz var mı? Yorumlarınız bizim için çok önemli. Bu arada kanala abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Evet. Yani açın ki bunlardan siz de haberdar olun. Yeni bir video eklediğimiz zaman size alarm gelsin ve siz de hemen cep telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan izleyebilirsiniz. Evet yani kanalımız biliyorsunuz çok yeni. O yüzden takip desteğiniz bizim için çok önemli. Yorumlarınızı da merak ediyoruz açıkçası. O nedenle ilginiz için teşekkür ederiz beğendiyseniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.